Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Hac Suresi 34-37. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada bu Hac Suresinin bu kısmında kurbanla alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Malum hac denildiğinde kurbanı da içine alır. Hacda kurban da vardır. Hacca gidenler orada kurbanlarını keserler. Biz de hacca gidemeyenler burada kurbanlarımızı keseriz. Bu şekilde Allah-u Teala hacdan bahsettiği yerde kurbandan da bahsediyor. Ve şöyle buyuruyor. وَلِكُلِّ ümmetin, her bir ümmet için cealnâ menseken, onlar için ibadet biz kıldık. Belli ibadetler, özellikle de hac gibi ve kurban gibi ibadetler kıldık. لِيَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْاَنْعَامِ Allah'ın onlara behimetül enamdan, yani eti yenen, sütü içilen, koyun, keçi, sığır, deve gibi hayvanları rızık olarak vermesine mukabil, buna bir şükran olmak üzere kendilerine bir takım ibadetleri bildirdik. فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ vahid. Böyle olunca İlahınız tek bir ilahtır. Yani önceki dönemlerde de hac tarzında ibadet var. Diğer dinlerde de hac, kurban, bu gibi ibadetler var. Peki bu birlik nereden geliyor? Bu birlik bütün bu dinleri gönderen, ilahi dinleri gönderenin tek bir ilah olmasından kaynaklanıyor. Mesela şu anda Hristiyanlık, Yahudilik, İslamiyet üç semavi din. Bunlar şu anda semavi din olarak bilinen dinlerden. Ama eskide başka dinler de taraf ilahiden gönderilmiş. Bunlarda da iman esasları müşterek. Yani Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete iman, meleklere iman gibi bütün iman esasları bütün dinlerde müşterek. Bir de her birinde hac, kurban, bu tarzda namaz, bu gibi ibadetler var. Bunların ayrıntılarında farklılık olabilir ama öz olarak bunların hepsi birbirine bir derece benzemekte. Bu da فَاِلَٰهُكُمْ اِلَٰهُمْ vahid. İlahınız tek bir ilahtır. Bu manadan kaynaklanıyor. فَلَهُ اَسْلِمُ Böyle olunca siz de ona teslim olun. O tek ilaha teslim olarak ibadetinizi yapın. وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ Allah'a yönelen kimseleri sen müjdele. Tabi burada Allah'a yönelen, Allah'a boyun eğen derken bunun bir açılımı yapılıyor. Ellezine ki onlar izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Onlar Allah anıldığında kalpleri ürperir. Yani Allah adını duyduklarında kalplerinde bir ürperti meydana gelir. Allah'ın haşyeti, Allah'ın azameti, onu düşünürler ve o şekilde iç dünyalarında bir ürperme meydana gelir. وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ Kendilerine isabet eden şeylere bir takım musibetler veya ibadetleri yapmakta zorluklar gibi bu gibi sıkıntılara maruz kaldıklarında sabrederler. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ Ve bunlar namazını kılan kimselerdir. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Ve bunlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ederler. Yani onlara maddi manevi neler verilmişse bunu başkalarıyla paylaşırlar. Allah'ın onlara verdiğini başkalarına onlar infak ederler, faydalı olmaya çalışırlar. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَائِرِ اللّٰهِ Büdün, bedene kelimesinin çoğulu, özellikle deve için kullanılan bir şey, deve ve büyükbaş hayvanlar için kullanılmakta ve bunlara büdün, bedene denilmesi, bedenli iri hayvanlar olmasından dolayı. Bunları sizin için Allah'ın şairinden kıldık. Allah'ın şairi, Allah'ı hatırlatan şeyler. Mesela haç sembolü, artı şeklindeki haç sembolü Hristiyanlığın şairindendir. Ve onu gördüğümüzde hemen böyle Hristiyanlık hatırımıza gelir. Gamalı haç,
Nazilerin sembolüdür. Onu gördüğümüzde Naziler hatıra gelir. Onun gibi İslam'ın da şeairi var. İslam'ın alameti olan, doğrudan İslamiyet'i çağrıştıran şeyler var. Diyelim camiler böyledir, minareler. İşte İslami musiki, ibadet. Bunlara şair-i İslamiye deniyor. İslam'ın şair olan şeyler. Kurban da Allah'ın şairindendir. Allah yolunda kurban etmek Allah'ın şairinden. Ve özellikle deve gibi büyükbaş hayvanların kesilmesi çok daha azametli bir şekilde Allah'ı bize hatırlatmakta. Belki ülkemizde develerin kurban edilmesi pek de o kadar görülen, bilinen şeyler değil. Ekseriyetle de kurbanlarda koyun, keçi türü genelde kurban ediliyor. Ama kocaman bir sığır bile boğazlanırken, kurban edilirken gerçekten insan orada bir ürperiyor. Bizden daha iri bir varlık ama Allah'ın adını anarak, Bismillahirrahmanirrahim diyerek onun hayatına son verebiliyoruz. Deve ondan daha da büyük, çok iri bir hayvan. O iri hayvan işte ön ayağı bağlanıyor ve bir şekilde netice itibariyle kesilmek için bekletiliyor. Bismillahirrahmanirrahim denilerek onlar da kesiliyor. Ve bu Allah'ı hatırlatan şeylerden. Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini hatırlatıyor. Allah'ın bize verdiği önemi ve bize verdiği değeri gösteriyor. Biz beden itibariyle küçük olmamıza rağmen bizden daha büyükler bize musahhar kılınmış. Onlar bizim emrimize verilmiş. Etleriyle bize faydalı oluyorlar. Deveyi düşündüğümüzde deve sütüyle bize faydalı oluyor. Devenin sütü içilir. Ve devenin üzerine binilir. Adeta bir çöl tırı gibidir. O çölün susuz ikliminde develerle rahatlıkla gidilir. İşte insan bunlara baktığında, düşündüğünde Allah'ı hatırlaması lazım. Bunlar Allah'ın şairinden, Allah'ı hatırlatan şeylerden. Arapça bir beyitte şair diyor ki وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٍ تَدُلُّ عَلَى اَنَّهُ وَاحِدٍ. Yani her şeyde onun Allah'ın bir olduğuna şehadet eden bir alamet var. Her şeyde bir ayet, bir ibret, bir alamet var. Bu bağlamda baktığımızda gerçekten develerde de bizim için çok ibret var. Onların kurban edilmesi çok ibretlik bir durum Allah'ın şairinden. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَذْكُرْ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا سَوَافْ. Onlar saf saf dizilmiş, kurban edilmeyi bekler bir durumdayken siz Allah'ın adını onlara zikrederek, Allah'ın adını yad ederek onları o şekilde kurban edin. Yani malum keserken Bismillahirrahmanirrahim denilmiyor. Çünkü Rahman Rahim Allah'ın rahmetiyle alakalı. Allah'ın büyüklüğünü ifade eden Bismillahirrahmanirrahim, en büyük olan Allah'ın adıyla demek suretiyle onlar kurban ediliyor. İşte onları kurban ederken Allah'ın adını yad edin. فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا. Yanlarına düştüklerinde, yani deve ayakta kurban ediliyor. Sığır gibiler yatırılıp kurban ediliyor. İşte deve kurban edilip yanına düştüğünde, yani öldüğünde فَكُلُوا مِنْهَا. Onun etinden yiyin. وَاَطْئِمُ الْغَانِعَ وَالْمُؤْتَرِ. Hem böyle kanaatkar, talebi olmayan kimselere hem de ihtiyacı olan kimselere onun etinden yedirin. Malum kurban kesen kimse kurbanını üçe ayırması esas. Bir bölümü kendine, bir kısmı akrabalarına, komşularına, bir kısmı da ihtiyacı olanlara. Böylece toplumda sosyal bir dayanışma oluyor ve et gibi seyyidüt taam denilen yiyeceklerin efendisi durumunda olan bir gıdayı alamayan nice kimse kurban geldiğinde bolca et görebiliyor. Hatta bir kısmını dolapta saklayarak veya başka yollarla muhafaza ederek sonraki dönemlerde de yeme imkanı oluyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın bize ikramlarından. Durum böyleyken zaman zaman bazıları tutarlar böyle hayvanların kurban edilmesinin aleyhinde ileri geri konuşurlar. Bunlar ömürlerinde hiç et yememiş olsalar bir derece belki
hak vermek mümkün olabilir. Bir derece haklı sayılabilirler ama haklı da değiller. Yani et yemeseler de haklı değiller. Çünkü bir şeyin güzelliği veya çirkinliği zati olmaktan ziyade Allah'ın ona atfettiği durumdan dolayıdır. Yani Allah'ın helal kıldığı şey güzeldir, helal kılmadığı güzel değildir. Böyle olunca evet onlara hayatı veren Allah'tır. Onlara hayatı veren, canı veren Allah onların kurban edilmesine de izin vermiş. Hatta emir vermiş. İşte inna atayneke'l kevser fesalli li rabbike venhar. Oradaki venhar nahredilmek yani onların boğazlanmasını Allah yolunda kurban kesilmesini ifade ediyor. Burada da zaten kurbanla ilgili bazı başka ayetleri şu anda okuyoruz. Onları yaratan Allah, onların kurban edilmesini bildirdiğine göre, onların etinden bu şekilde istifade edildiğini bize bildirdiğine göre, bunun aleyhinde bir şey konuşmak bir Müslüman açısından uygun değil. Ama dünyanın bazı yerlerinde gerçekten et yemeyen kimseler de var. Bunlar kendi görüşlerine göre aleyhte bir şey söyleyebilirler. Ama ülkemiz gibi hemen herkesin et yediği bir ülkede bunun aleyhinde ileri geri konuşmak en azından bir samimiyetsizlik olur. Yani kendi yiyor ama kurban edilmesine karşı çıkıyor. Bu birbiriyle çelişmektir. Kendi iç dünyasında çelişmektir. Bunun mantıklı bir izahı söz konusu değildir. Kurban edilen hayvanlar açısından baktığımızda onlar adeta kendi türlerinin şehitleri gibi oluyor. Nasıl ki insanlar içinden bir kısmı şehadet mertebesine yükselir ve şehit olan bir kimse normal ölüme göre daha ileri bir düzeye yükseltilir. Allah'ın veli, sevgili kullarından birisi olur. Onun gibi hayvanlar da şehit olmakla, yani bir nevi şehit olmakla, kurban edilmek suretiyle onların da mertebesi yükseliyor. Diğer alemde sahibine onu sırattan geçirecek adeta bir binek görevi orada verilmiş oluyor. Belki bu sembolik bir anlatım da olabilir ama doğrudan o tarzda bir manzara da gerçekten diğer alemde aynen yaşanabilir. Ayrıntılarını bilemiyoruz. Ama en azından bunun sevap olduğu ve insan Allah yolunda kurban kestiğinde derecesinin arttığı gelen ayetler, hadisler de bize bildiriliyor. كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ Böylece biz onları size musahhar kıldık. Yani en'am cinsinden olan koyun, keçi, deve, sığır bunları size musahhar kıldık. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ta ki Allah'a şükredersiniz diye. Allah'a şükretmeniz için, ola ki Allah'a şükredersiniz diye bu şekilde onları size musahhar kıldık. Yoksa bize musahhar kılınmasalar biz gerçekten o hayvanlardan istifade edemezdik. Ve onlar da zaten kendilerinden istifade ettirmezlerdi. Diyelim arı, mesela arının balından istifade ediyoruz. Ama yabani arılar var. Bazen de insana saldırdıkları oluyor. Adeta mızraklı sinek eşkıyası durumunda. İnsan öyle bir arının saldırısına maruz kaldığında ona karşı koymaya bile gücü yetmiyor. Ve arının karşısında insan zavallı bir duruma düşüyor. İşte koyun bakın ne kadar munis bir hayvan. Simasına baktığınız zaman bile insana ünsiyet veriyor. Keçi ona göre biraz inatçı ama o da yine munis bir siması var. İneklere, sığırlara baktığımızda bunlar gerçekten tamamen bizim emrimize verilmiş. İnek mesela kendisinden süt sağılırken sakin bir şekilde duruyor. Ve insan ondan litrelerce, 10 litre, 20 litre her gün süt alabiliyor. Ne kadar büyük bir nimet. Ve süt temel besin maddelerimizden oluyor. Ve o sütten işte yoğurttur, peynirdir, tereyağıdır. Ne kadar güzel diğer başka nimetler de elde ediliyor. Demek ki Allah-u Teala bu hayvanları bize musahhar kılmış, emrimize vermiş ve onların canlarını da bizim keyif etmemiz için tabiri caizse hem gıdalanmamız hem böyle bundan zevk almamız için, gıdadan, yemekten zevk almamız için Allah-u Teala onların hayatlarına müdahale iznini de bize vermiş. Dolayısıyla Allah namına olmak şartıyla Bismillahirrahmanirrahim diyerek gerek kurbanda gerek başka zamanda onları kesmek
haşa bir vahşet değildir. İşte insanın böyle bir takım sadist duygularının tatmin edilmesi değildir. Allah'ın mübah kıldığı bir şeyden istifade etmektir. Ama bazı insanlar hayır biz ömür boyu et yemeyeceğiz diyebilirler. Bu onların tercihidir. Buna da diyecek bir şeyimiz yoktur. Çünkü helal dairesi geniştir. Yani insanların et yemesi illa farz değildir. Yemeyebilir. Başka şeylerle de gıdasını temin edebilir. لَنْ يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا O kesilen kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşmaz. وَلَاكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ Lakin sizin takvanız Allah'a ulaşır. Yani bu da çok güzel bir mana. Onların ne eti ne de kanı Allah'a ulaşmaz. Ama bizim kalbimizdeki takva, takva hissi kalple alakalı bir şeydir. İşte Allah'ın emirlerini yerine getirme telaşı, Allah'ın yasaklarından kaçınma telaşı, kalpte bu gibi duyguların olması gerçekten Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı bir durumdur. Yoksa doğrudan hayvanı kurban etmek, etini vermek bu tek başına Allah'a ulaşan bir şey değil. Onların dökülen kanları Allah'a ulaşan bir şey değil. Burada herhalde şöyle bir incelik de var. Nasıl ki başka bir takım böyle batıl dinler var. O batıl dinlerde de kurban tarzında bir sunak işte kendi tanrılarına bir şey sunma anlamında bir şeyler var. Orada kan akıtılıyor ve o et olduğu gibi bırakılıyor. Böyle yanlış bir inanca da ayet-i kerimede cevap verilmiş oluyor. Yani o kan Allah'a ulaşmaz. O kan onların mabutlarına da ulaşmaz. Onlara bir fayda vermez. Lakin insanların takvası bu Allah'a ulaşır. Allah ona göre insanları değerlendirir. İnsanların derecelerini ortaya koyar. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ Böylece Allah bunları size musahhar kıldı. Emrinize verdi. لِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Allah size hidayet ettiğinden dolayı bu gibi nimetlere kavuşturduğundan, iman nimeti gibi hidayet verdiğinden dolayı Allah'a tekbirde bulunmanız için, Allahu Ekber diyerek Allah'ın büyüklüğünü ilan etmeniz için. Bu da insanın görevlerinden birisi. Bizler namaza Allahu Ekber diye malum duruyoruz. Namazın rükünleri arasında Allahu Ekber'le hep geçiş yapıyoruz. Namazın sonunda da 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Öte yandan bayramlarda gerek Ramazan bayramı ve gerekse Kurban bayramında Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Bu ifadelerle de Allah'ın büyüklüğünü ilan ediyoruz. Demek ki bunlar yaratılış vazifemiz, yapmamız gereken şeyler. Ve beşiril muhsinin, muhsin olanları, güzel işler işleyen kimseleri müjdele. Cenab-ı Hak kurbanlarımızı kabul etsin ve bizleri Allah yolunda müttaki olan, takva sahibi olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.